أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات الله. إن شاء الله عالمي غايبla devam edeceğiz. Nasip olursa. Bu ikinci değil mi? Bu ikinci. İkinci ders. Alem şehadetten alem gayba yolculuk yapacağız. Evet. Neymiş bu alemi gayb? Geçen 15 gün önce bir şeyler anlattık. İnşallah hafızalarımızda bir şeyler şekillendi. Bunda tabii bugün biraz daha detaylandırıp bu alem nasıl bir alemmiş, bize ne faydası var yani? Veya bizi neresi ilgilendiriyor? Gayb alemi deyince Risale'deki geçen yerlere dikkat ettiğimiz zaman daha çok eşyanın hakikati. Zaten vahyin hakikati de orada her zaman ve her şekilde var. Devam ediyor diyor. O zaman nedir bu alemi gayb diye söylediğimiz zaman hakikate bakıyor. Daha çok maneviyat dedik, manaya bakıyor. Bir odun düşünelim. Hep Hasan abim verdiği örneği vereceğiz. Ama burada bize çok daha bir değişik bir şey çıkacak inşallah. Bir odun düşünelim. Bu mülk tarafı. Görünen, gördüğümüz bir odun parçası. Cisim olarak görüyoruz. Peki bu alemi gayb bunun neresinde? İşte bunun içerisindeki o saklı olan nur, ışık, duman, ısı, koku vesaire gibi saklı bütün her şey gaybda. Peki alemi gaybla alemi melekut arasında farkı da burada görebiliyoruz. Nedir bu? İşte o cisim olan odun içerisindeki bu gibi latif şeyleri bir arada tutma kabiliyeti ve kanuniyetine melekutiyet deniyor. Melekutiyet daha çok kanuniyet alemi. Bir daha devam edelim. Çok güzel. Bir daha alabilirim. Çok ilginç. Odunun içerisindeki bizce gayb olan ama cisim olarak gördüğümüz bir odun parçası. Ama bu odunun içerisinde nur var, ışık var, koku var, nur var, duman var, bunun gibi vesaire bir sürü şey sayabileceğimiz nitelikleri var. Bunun içerisindeki bunları biz gözle göremiyoruz. Peki bunları bir arada bu cisimde tutan, görünmeyen bir arada tutan kanuniyetine melekutiyet kanuniyet. Melekutiyet, alem melekut deniyor. Alem gayb başka bir şey. Alem gayb ise başka bir şey. Nedir? Bu görünen cismin hakikati neymiş? Bilmiyoruz ama neler çıkıyor buradan? Enerji çıkıyor, duman çıkıyor, nur çıkıyor, koku çıkıyor. Bunlar da gaybta olanlar. Aslında bunun hakikati neymiş? Yakınca yapma kabiliyetiyle bir kanunla yaptık. Bunun içindekileri çıkardık. Bu da alemi gaybtan geldi. Şöyle mi oldu? Alemi gaybtaki hakikatlarla alemi gaybtaki hakikatları alemi şehadette suretleriyle cem eden tarafı, kanunları tarafı melekut, hakikatların bulunduğu kısım alemi gayb. Evet. Aynen öyle. Yani hakikat ve suret olarak ayırırsak alemi şehadette suretler var. Mesela o odun örneğinde odun olarak gözüküyor ama açığa çıktığında o suretler de ortaya çıkıyor. Isı, ışık, sıcaklık, işte ondan sonra koku, bir sürü şey çıkıyor. Onlar da ayrı bir suret haline geliyor. Çünkü onun içinden çıktıktan sonra. Hasan abi burada başka bir şey daha dikkatimi çekti. Şimdi odun, odunu görüyorum ben. Burası dünya. Yandı. Şahit olan alemi şehadet oldu. Bak ben şahit oldum. Bu alemi şehadet. Yani gördüğümüz bu büyük cisme, yani arz dediğimiz memleket alemi şehadet değil aslında. O sen, sabit. Sen de şehadet. Tabii yani. Bende şahitlik oluyor. Ben ne görürsem şehadet alemi oluyor. İşte bu odun içindeki o çıkanları ben şahit oldum.
Şahit oldukları. Şahit oldukları. Bu manada şuraya şunları artık biraz rahatlıkla yazabilirim. Ama başka fikri olan kardeşler varsa kanuniyet tarafı. Şunu böyle söyleyeyim, kanuniyet tarafı. Bir kanunla mülkteki eşya melekutta tutuluyor. Kanunla. O tuttuğu kanun. Bir kanunla tutuyor. Evamir-i tekviniye değil mi onlar aslında? Mesela eşyanın arkasındaki onu tutan. Mahiyeti o. Kanuniyet tarafı evamir-i tekviniye gibi oldu. Gibi geldi bana yani. O çok umumi olur ama. Öyle mi? Tabii. Kainat cahibinden değil mi? O yeni yazdı. Evet. Üstteki abi sureti, alemi şehadet, kanuniyeti, alemi melekut, hakikati, arş ya da alim esması, mahiyeti, subuti, sıfattaki ilim. Hakikati, arş, doğru. Kanuniyeti, alemi melekut, alemi şehadet, mahiyeti, subuti, sıfatları. Sıfattaki ilim. Yani ilmi muhit-i ezeli de diyebiliriz ona. Bunu da mı yeni yazdın? Evet, sureti dima, kanuniyeti vicdan, hakikati kalp, bu da insanda. Yani bir maddenin kanuniyetine geçersem alemin melekutuna mı geçmiş olurum? Yani alemin melekuta geçmiş olur muyum? Kanuniyetini görürsem eğer. Bir odun parçasının kanuniyetine mazhar olursam, yani kanuniyetini orada görürsem, yani orada tutan şeyi görürsem, alemin melekut calibinden bakmış oluyor. Yani alemin melekuta biraz geçmek çok zor. Çünkü o geçtiğin zaman o kanuniyet bitiyor. O zaman alemin melekuta geçtiğim zaman kanuniyetleri görmeye başlayacağım. Evet, o da gayb alemine geçmiş oluyorsun. Gayb alemine derken? Alemi gayba geçiyorsun işte. Yani melekutiyet alemi bir yaşam olarak bir yani alemi şehadet, alemi gayb ve arş-ı azam veya bunun gibi sıfatları bir düşünmekten ziyade bir kanun. Geçtiğin zaman o sana artık gayblık kalkıyor, sen oraya geçmiş oluyorsun. Ama bir kanunla tutuluyor. Bir kanunla tutuluyor orada. O kanuna melekutiyet denir. Bulunduğun yere göre de değişir. Sen belki kazıyorsun bileni. Aynen. Sonsuz çünkü. Hiçbir zaman olmayacak. Mesela aşk nedir diye soruyor ünlü bir mütefekir alim. Diyor ki aşk mayı gibi erimektir diyor. Ve bu erimeyi eriyor yani. Erimiş olduğunu görüyor. Hani nasıl oldu? Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıkarken cismiyle bir yere kadar gitti ya. Neresi? Sidret-i Müntaha'ya kadar gitti. Ondan sonra neyle gitti? İşte bu cisim yandı. Odun nasıl yandı? Başka bir şeye inkılap etti ya. Öyle oldu işte. Mülkten melekute geçti. Başka bir kanuniyete geçti. Ama yine odun beraberinde. Yine beraberinde. Bir yere gitmiyor. Her şey bizde. Değişiyor, sadece latifleşiyoruz yani. Bu suya dönüşür. Su
H2O, H2O enerji böyle 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 latife gidiyor. Ama bir önceki adım, daha doğrusu bir sonraki adım bir öncekini de barındırıyor. Bakış yönü değişiyor. Mesela mülk melekut yer değiştiriyor. Bununla ilgili şimdi Risale'den, şualardan, ikinci şuayla bir alem-i gayb'le ilgili bir şey okuyacağım inşallah. Ölüm, ehli iman için bir terhistir. Ecel, terhis tezkeresidir. Bir tebdil-i mekandır. Bir hayat vakiyenin mukaddimesi ve kapısıdır. Zindan dünyadan çıkmak ve bağıstan cinana bir uçmaktır. Hizmetin ücretini almak için huzur Rahman'a girmeye bir nöbettir. Ve dar-ı saadete gitmeye bir davettir diye kati anladığımdan ölümü ve mevti sevmeye başladım. Sonra zeval ve fenaya baktım. Gördüm ki sinema perdeleri gibi ve güneşe mukabil akan kabarcıklar misillü lezzet verici bir teceddüdü emsaldir. Bir tazelenmektir. Ve Esma-i Hüsna'nın çok hasna ve güzel cilvelerini tazelendirmek için alemi gayb'tan gelip alemi şehadette vazife darane bir seyarandır, bir cevelandır ve cemali rubiyetin hikmet darane bir tezahüratıdır ve mevcudatın hüsnü sermediye karşı bir aynadarlığıdır, yakinen bildim. Ölüm ve mevt, alemi gayba geçiş, zeval ve fena, alemi şehadette, geçici. Bakın mevt ve ölüm neymiş? Alemi gayba geçiş kapısı. Alemi gaybtan. Alemi gaybtan gelip alemi şehadette vazifelerine bir seyran ve cevelanmış. Zeval ve fena. Vazife yapmaya gelmiş. Evet, kalplerde perde-i gaybta ihtar edici bir zata bak, bir hatırat-ı gaybiye ve ilham edici bir zata baktıran hiçbir ilhamat-ı sadıka ve hakkal yakın suretinde sıfat-ı kutsiye ve esma-i hüsna'yı keşfeden hiçbir itikad-ı yakine ve enbiya ve evliyada bir vacib-ül vücudun envarını aynel yakın ile müşahede eden hiçbir nurani kal ve asfiya ve sıddıkinde bir halık-ı külü şeyin ayat-ı vücubunu ve berahin-i vahdetini ilmel yakin ile tasdik eden, ispat eden hiçbir münever akıl yoktur ki senin vücub-ı vücuduna ve sıfat-ı kutsiyene ve senin vahdetine ve ehadiyetine ve esma-i hüsnana şehadet etmesin, delaleti bulunmasın ve işareti olmasın. Demek ki burada perde-i gayb'taki gaybla ilgili kalbi daha çok gösteriyor. Nurani kalpler ve vahdet ve ehadiyeti Esma-i Hüsna'ya şehadet etmesi kalple, alemi gayb eşleştiriliyor burada. İnsandaki kalp alemi gaybla eşleştiriliyor. Yani bizdeki büyük insanda alemi gayb neyse, küçük insanda kalp onun görevini yapıyor. Bu da perde mi dedi? Alemi gayb demedi değil mi sen? Ne dedin? Perde-i gaybta. Perde kayıp ile alem kayıp aynı şey mi? Bir o gözleri daha okusana o, yani o cümlesini. Evet, kalplerde perde-i gaybta ihtar edici bir zata bakan hiçbir hatıra-ı gaybiye. Burada yani alem-i gaybı bahsediyor. Yine mi? Evet, alem-i gaybı bahsediyor. Perdeyi iki türlü düşünüyoruz ya, evet. Bir örten perde, bir gösteren perde.
Yani o zaman kayıp gösteren perde oluyor herhalde. Gösteren perde. Bu alemin mutasarrıfının alemde cereyan eden küçük büyük hiçbir şeyi bırakmadan kitab-ı mübin defterlerinde yazıp kayıp ve hıfzeden bir hafıziyet ithamesi vardır. Evet, kitab-ı mübinin bablarından birisi alemde görünen nizam ve mizan hakikatlarıdır. Çünkü görüyoruz ki her şey vazifesi bitip ömrü sona ermesiyle ve alem-i şehadetteki vücuttan gitmesiyle onun fatırı, onun birçok suretlerini elvaf mahfuzada tespit ediyor ve onun ekser tarihi hayatını onun netayici olan meyve ve tohumlarında nakşediyor ve alemi gayb ve şehadetin birçok aynelerinde ipka ediyor. Ne demiştik yine alemi gaybda meyvenin netice tohumları, hakikatları, mizanı ve nizamı hepsi oraya bakıyor. Ve aynı zamanda alemi gaybın aynelerinde ifka ediliyormuş. Kaydediliyor. Kamera gibi demek düşünmek lazım aynayı. Evet, zaten o da alemi misalde kaydediliyor değil mi? Hı-hı. Alemi misalde berzahtı. Alemi gayb ile alemi şehadet arasında bir berzahtı. Orada kaydediliyor. Orada oraya da geçiyor demek ki. Yani o sanki çoğaltma yöntemi gibi. Yani aynada gözükmesi. Evet. Bak o şekilde çoğaltma şeyi var yani bir şeyden fazlaca ürün almak gibi tabiri caizse. Zaten diyor ki suri vücudu terk edip birçok ilmi vücutları bir tane çiçek alacak. Var ama belki onu işte ne kadar zişur mütalaa ettiyse, gördüyse o kadar şey oluyor. Onların hafızalarında ipka buluyor. Evet. Aslında çoğaltmış oluyor yani. Bir şeyden her şeyi yapmak. Bir şeyden her şeyi yapmak. Yine bizim bildiğimiz normal nefesle alakalı bir yer okuyacağım. Nefes bir nevi alemi gayb olan dahile girmesiyle yıkılmış ve inhilale uğramış hücrelerin enkazıyla bulaşan kanı tasfiye eder. Havayla havayı, dışarıdan aldığımız havayı içerimize çekiyoruz. Mide olarak hiçbir şey artık görmüyoruz. Burası alemi gayb oldu. Burada havanın içerisinde ne var? Oksijen var. Bizim gıdalardan aldığımız karbonlar ve bu da kanın içerisindeki karbondioksiti bağlar ve bu yine akciğerler vasıtasıyla dışarı atılır. Ve bu vesileyle çok sırlı bir şeydir. Bu karbondioksit olmasa konuşma olmaz. Şu anda benim sesimi işitmeniz mümkün değil. Niye? Oksijen olsa da olmayacak gibi. Hayır. Karbondioksit de oluyor bu. Konuşma mı? Evet. Niye? Salt karbondioksit de oluyor. Nasıl? İçerideki konuşma, lafız karbondioksit de dışarıya çıkıyor. Bu nasıl oluyor? Bu da ses ya. Karbondioksit var mı şimdi? Ama onun sesiyle benimki aynı şey değil ki. Aynı. Bu yayılma. Konuşma, lafız var ya. Lafız, karbon içeriden ama içerideki, içeriden çıkması hem konuşmayı gerektiren bir, yoksa ses duyamazsın. Burada zemin var. Burada işitemezsiniz yani. Abi bir yerden çıkmıyor. Çıkmıyor. Var olan bir şey bu. Bir de burada bir de aynı zamanda bu ezotermik bir reaksiyondur. Isı oluşuyor. Bu ısı, oluşan ısıyla da vücut harareti sürekli 36-37'lerde tutuluyor. Bu gayb aleminde şehadetten gayba ve gaybtan şehadete çıkış. Birleşmesinde mi ortaya çıkıyor? Evet. Aynı mesela.
Evet. Kayıp hangisi oluyor orada? Yani şey, kayıp ne tarafında oluyor? Mi dedi ki, akciğerlerdeki o ciğerhaneden kimyasal reaksiyonlar biz görmüyoruz ya. Yani oraya kayıp denir mi? E kayıp değil mi? Biliyor muyuz nasıl bir şey? Şimdi hücrelerin içinde ne faaliyet görüyor mu? Biliyor musun? Malumatım var sadece. Yani bilmediğimiz şeye mi kayıp diyeceğiz? Efendim? Yani bu mana, hani bilmediğimiz şeye kayıp diyeceksek o çok... Bu bir kaybın bir çeşididir. Yani aynı kaybı anlatan bir örnekleme de olabilir. Öyle geçiyor zaten. Yani o demin anlattığın hani sureti veyahut işte kanuniyet tarafı vesaire hakikat şeyi daha belirleyici bir ifade. Yani bilmediğimiz şey tarafı alem-i gayiptir dersek çok şey oluyor. Yani yüzünden bir konuş şey ifade şeklinde zaten ad üstüne. Yok, bilmediğimiz gayiptir. Demiyorum da bilmediğimiz yani şu değil. Şu an görmüyorsan orası alem-i gayiptir gibi. Değil, değil. O senin için belki malumat var, bilgi var ama bilmediğin bir şey, bilgin yok yani onunla ilgili. Şu anlattığın hadiseyi, o kanuniyeti nasıl, nerede cereyan ediyor ya da onun hakikati nasıl ki işte o tarafı filan gibi ifade etsek daha oturur. Tamam işte, doğru burası şurada görünürken ama hakikati burada değil. Ha o gibi anladım. Evet, öyle yani. Zaten devam ediyor. Nefesin öteki başı, alemi gaybtan şehadete çıkarken bir saf, bir gürültüyle boyalanır. Mahreçlerin keyfiyetine göre saft olarak çıkar. Peki burada mesela sesimiz ta Amerika'ya gidiyor telefon başlıyor. Bu ne? Havayla mı? Bunu nasıl açıklıyoruz? Evet, hava. Hava transfer ediyor. Hava zerreleri. Hava zerreleri bindiriyor. Dalgalara bindirerek havayı kullanıyorlar. Yani şimdi bu odada hava olmasa bizim sesimiz buraya gitmez mi? Mümkün değil. Gitmez. Evet. İşte rahm-ı maderdeki cenin bu lisanı gaybi değil, kaideye ve ıtırada ve nevine tabi olduğu için malumdur, bilinebilir. Alem-i şehadetten alem-i gayba girmiş bir daldır ve bir dildir. Neresi? Alemi? Rahm-ı maderdeki ceninin bu lisanı, şimdi biliyorsun hani bu rahm-ı maderdeki anlatılan olayda, yani orayı kısaca aldım mutlu ki. Mutkadan alakaya kadar o kısmı mı? Evet, evet. Ne bir daha söyle. Mutkadan alakaya hani evrelerini anlatıyor, orayı mı diyorsun? Değil, o değil. Değil, değil. Şu mugasabete sabah var ya, beş bilim diye. Cinsiyetlerin evet, bilinmesi. Cinsiyetle evet. İlgili hani onu. Gayba tam sen. Evet, onu oradan anlatıyor, geliyor. Bu lisan, bu Rahm-ı Mader'deki cenin bu lisanı gaybi değil, yani bu gayb bildiğinden değil. Şimdi bu çocuğun cinsini bilmesi, ultrasyon, röntgen, şua ile evet, bu gayb değil. Gayb değil. Neymiş? Kaideye ve ıtırada ve neviye tabi olduğu için malumdur. Bilinebilir. Alem-i şehadetten alem-i gayba girmiş bir daldır ve bir dildir. Ha, esas burada alem-i şehadete girmiş bir konu. Alem-i gayb tarafındaki bir konu değil. Alem-i şehadetten alem-i gayba girmiş bir dal değil. Alem-i şehadetten alem-i gayba girmiş ultrason. Alem-i şehadetten alem-i gayba girmiş. Tarafı, cinsiyet kısmı. Ultrason değil. Tabii cinsiyetin, tabii. Cinsiyetin ortaya belirlenmiş olması alem-i şehadet tarafına geçmiş bir konu diyor. Değil şöyle mi? De diyor yani. Şöyle bir şey sorabilir miyim? Anne karnındaki çocuk alem-i şehadette midir? Yoksa yani gaybda diyebilir misin? Berzah deniyor. Öyle değil mi Hasan abi? Anne karnı berzah değil miydi? Berzahdır. Berzah diyor. Mesela sebebi şu. İki taraftan da besleniyor. Mesela anne ne seyrediyorsa. Hani deniliyor ya sanki bilgisayar eğitimi yapmış. Oysa annenin ehli fen de soruyor bunu. Annenin ne yaptı etkileniyor mu? Etkileniyor. O zaman alem-i şehadetlidir. Peki onun beş duygusu açılmış mıdır çocuğun buraya? Açılmamış. Alem-i gayiptedir.
O zaman ne deniliyor? Alemi gaybden besleniyor. Alemi şehadetten de besleniyor. Berzaktır. Berzak. Kadına soruyoruz, kaç aylık? 7 aylık diyor. Evet. Dünyaya geliyor, ne kadar bu çocuk diye bir başka soruyor, 1 günlük diyor. Hani 7 aylıktı, nasıl sıfırlandı? Berzaktır. Peki, mesela bizden çıkan kelamlar... Kabir gibi ya, alim berza, ahiret mi? Ölen bir insan ahirete mi gidiyor? Yok abi. Berzaha gidiyor. Kabir nedir? Alim berzahtır. Ne demek berzah? Ahiret değil, dünyada değil. Ahiret ne zaman başlayacak? Kıyamet kopunca aşırı meydanla toplanmayacak. Gaybda diyebilir misin peki oraya? Gaybın meratip onu konuşuyor işte. Meratip mi var o zaman orada? Tabii yani değil. Berzah da onun bir meratiplerinden bir tanesi mi? Mesela iman, geçen hafta konuşmuştu. İman nereyedir? Gaybadır. Gaybadır. Peki, bazılarına göre cinler gayb, bazılarına göre melekler gayb. Allah Resulü madem miraca gitti, onun imanı bitti mi? Hayır. Yok, yani telafisi var. Peki oraları gördü, gayb midir onun için cennet? Hazreti Ali diyor ki, yakinim ziyadeleşmez diyor. Ya ahiret açılsa, şu çıplak gözle görsem, imanım artmaz diyor ya. Yani yakın. Ne demek? Şehadet gibidir. Mesela benim için mahluklar alemi gayb değil mesela. Var ama başka bir mertebesi gayb, misal desen. Gayb biter mi? Bitmez. Resulullah da gitti Kabu Kavsen'e. Şimdi gayb bitti mi? Bitmedi. Hala gayb bir Resulullah. Mesela cinler de alem şehadette mi? Alem şehadette. Yani o zaman... Ama dalga boyları, yani mesela diyelim ki şurada efendim dalgalar var, televizyon dalgaları var, çekim yasaları var, hepsi burada mı? Yani o zaman biz şöyle diyebilecek miyiz? Alem-i şehadette dahi olsa göremediğimiz bir şey alem-i gaybtır denir mi? Alem-i gaybın unsurlarıdır, gaybtır senin için de gayb. İşte ama bize göre gayb olması, o zaman alem-i şehadeti de aldı içine alem-i gayb. Tabii. Alemi gayb, alemi şehadetin üzerine, alemi şehadet de tentenil perdedir. Alemi gaybın ya kayıt mıdır bir yer yok ki. Biz geçenki derste şey demiştik, alemi şehadet ile arşın arasıdır demiştik. Alemi şehadeti harş gibi ifade etmiştik. Nasıl? Alemi gaybın sahası şecere-i kalpte arşın altından alemi şehadete kadar olan kısım demiştik. Alemi şehadeti, alemi gayb saymamıştık. Niye saymamıştık? Alemi gaybın... ona ıttıla yok mu? Yani melekutiyeti, alt ya veli tabanları, onların umurun batınları yok mu alemi şehadeti? Biraz önce dedi ki, şöyle bakarsın, ben şöyle çizmişim ama. Nasıl? Arşın altında alemi şehadetiyle dahil hepsi mi? Kainatı, evet, kainat. Alemi gayb evet. Hepsi ihata etmiş. İhata etmiş, bak yazmışım. Alemi gayb sarmalamış diye. Şöyle. Bak evet, güzel. Sarmalamış. Gayb. Ve bu her yere geldiği zaman, yani mesela daire-i ilim, daire-i hayat, lef-maf, ispat bunların her bir biriminde kendine has bir perdesi var. Alem-i şehadet de perde var. Yani o alemlere... Senin aleminde bazı şeyler tebayin etmemiş mi? Net yani. İç aleminde sezişler var, duygular var, latifeler var. Bir başkasına gayb değil mi? Orası için öyle de, aynı mesela alem-i şehadetteki göremediğimiz, az önce konuşmuştuk ya, yani ben şu an parmağımın içinde kan akıyor ediyor, göremiyorum mesela. Bu alem-i gayb mıdır mesela? Ama bir biyolog açıyor, bakıyor, şey yapıyor. Sana gaybtır. Yani. Sana gaybtır. Doktora değildir ama değil mi abi? Değil. Doktorun alem-i şehadetinin içinde de o yer alır mı o zaman? Yani mesela... 5 duyguyla, ustadın tabiriyle 7 tane duyguyla ihata edemediğin gayiptir. İhata ettiğin zaman ne oluyor? Aynen. Şahit olduğundur. Alem-i şehadet oluyor. Onu biraz mesela hani şeydeki gibi, o suretidir filan desek o işin. 7 duyguyla bu bilinemeyen kısmı sureti alem-i gayb. Yani meratibi koyarsan... Belki. Olabilir. Girebilir. Yani her bilmediğimiz şey alemi gayb deyince o da bir... Alemi, hayır, alemi gayb demiyorsun. Göremediğimiz veya... Gaybtir yani, gaybidir o. Mesela diyelim ki
Ustad diyor ki o gelecek kişi gaybtadır, gaybi olan zat diyor. Andığımız zaman kurtun anızdan sopa hazırlar diyor. Şey diyor ki Sungur abiye, senin kalbinin derinliklerinde olan Hasan Feyzi'nin gözünün önündedir. Senin için gaybde olan. Mesela gaybtan olan, gaybi dediğin zaman bir baktığımız zaman insanın ihata edemediği, külliyata bak, ihata edemediği beş duyguyla ne diyeceksin? Gayb deme, ne diyeceksin senin? Mesela diyelim ki ruhani alem var. Var mı burada? Var. Şahit misin? Değilsin. İman ediyorsun. Mesela cinleri inkar eden var mı? Var. Kur'an'da sure var. Peki şahit olunan bir şey iman denilir mi? İman nereyedir? Gaybadır. Öyle değil mi? Öyle tabii. Peki iman gaybadır. Ahiret, cennet, cehennem gayiptir demek ki iman. Mesela cinler nedir? Cinlere, ruhaniler, meleklere. Melekler yok mu burada? Var. Melekler, iman gaybi bir meseledir diyor melekler için. Meleklere iman getirilmiş. Şahit değiliz ki. Şahit olduğunda şahit oluyorsun ama çok güzel söyledi mesela. Alem-i şahide biz şey zannediyoruz. Herkesin ortak sahası. O küley arz veya arzdır. Her şey. Şahit olduğun senin alem-i şahadetindir. Şahitsin. Endam aynaları oldu. Yani her, en güzel şu, istihat mı da? Melekler gaybta mıdır? Gaybtadır. İman da gayba mıdır? Ama melek hazıran, eşyanın dizgini tutmuş, kanuniyetlerini ifade ediyor. Hatta ağaçların o şekli, onun müekkel meleki öyledir. Şemse müekkel meleki hani şemse benzer. Melekler gaybiyedir. İki iman ediyoruz meleklere. Ama eylemi, faaliyeti ama diyebilirsin yani sureti, kanuniyeti. Tabii ki meratipleri var yani. Mesela diyelim Cebrail aleyhisselam da Muhammed aleyhisselam huzurundadır. Aynı zamanda da arşı ferşi kalkmamış bir senette huzurdadır. Tam meratibi var ama biz şeyini yakalamak lazım yani ki mahiyetini yani nedir o kendisi? Kendisi beş duyguyla ihata edemediğimiz kayıptır. Mesela melekleri büyük, büyük zatlar görüşüyor. Dihye suretine gelmiş melekleri. O sahabeye göre Cebrail gayb mıdır? Gördüm. Şahittir. Şahit oldu artık. Ama meratibi peki lef-i mahfuzdaki keyfiyeti nasıldır? Cebrail Aleyhisselam, o ona gayiptir. Ama bize şimdi kendisi gayiptir. Gaypten bir zat gelse diyor, bizim için diyor usta, bir şey getirse gaypten, yani gayiptir yani, bir ihata edemediğim şey. Yani her tarafı istila etmiş gayip. Olmadığı yer yok ki. Yani umurun batını var, bak, alemi şahit olduğum var, umurun batını var, melekütiyet var, gayb var. Umurun batınlarına ıttıla eden mutezile gibi, berahimeler gibi diyor 25. sözde. O harikalara mazar oluyorlar. Umurun batınlarına geçebiliyor. Umurun batını melekut değil midir? O melekut daha şeydir. Melekutun daha sureti bu tarafa. Yani umurun batın daha ayrıdır. Melekutiyet ayrıdır. Gayb ayrıdır. Yani bir alemi, bunlar hep alemi emrin içerisindeki alemler bunlar. Gayb de öyle, alemi emir. O hislerle ilgili dediniz ya, beşerin havasul hamsı zahire ve batınadan başka alemi gayba karşı açılan pek çok pencereleri var. Alemi gayba karşı. Gayri meşhur pek çok hisleri var. Hissi samia, basira, zayika olduğu gibi bir hissi sadise-i sadıka olan sayika vardır. Hem bir hissi sabia-i barika olan şayika var. O şevk ve sevk yalan söylemez, yanlış gidemez. Yani bu da neydi o altıncı his diyoruz, ince ve parlak olan. Yedinci his. Hiçbir diyor kalbe gelen hatıratı gaybiye yoktur ki. Hatıratı gaybiye. Kalbime geldi.
birden bir ihtar gaybiyle kat'i kanat verecek bir surete kalbime geldi. Aba. Kastam alakası 26. Her taraf acayip. Şöyle baktığın zamanlar hocam, şahit oldum bir gömlek işte. Şal var. Şöyle. Yani ondan sonra hakikaten bazen demiyor musunuz böyle oturduğunuz zaman? Ben bunun neresinde, ben hangisiyim yani? Tuhafınıza gitmiyor böyle böyle uzantılar. Et parlıyor, acayip. Garip yani. Etler olması bana. Çok tuhaf oluyor. Bazen bunun tıpta da var ha. Doktor olsa söylerdi ismini. Vücut savunma sistemi deliği düşman anlıyor. Saldırıya geçiyor. Yabancı sende. Ya yani mesela veya psikoloji sıkıntılarının temelinde ne var? Kendisiyle kendisinin uyumsuzluğudur. Kendisinin kendisine yabanı olduğu anlaşılıyor. Mesela bende ortaya çıkan bir sürü sesler var, istekler var, redler var, konuşmalar var, teklifler var, ne bileyim. Bunlar hep ben demekten. Yani biraz uyum olsaydı kendisi kendisine. Ha, bu budur, bu da budur, bu zaten böyle olacaktı. Bana niye oluyor yerine? Tabii ki bu böyle olacaktı, bu da böyle olacaktı. Bunu kaldır dedim bir tanesine. Bana niye geliyor dedi. Şimdi onu izah etmeyeyim de bak şöyle bir yol. Dedim ki niye gelmeyecekti sana? Hayal et. Bu tür düşünceler, hayaller sana gelmediğini kabul et. Sen ne olursun o zaman? Ya hayvan olacaksın, ona gelmiyor. Veya melek olacaksın. Melek olma şansın yok, hayvan da olamıyorsun. Çok aklın çıkartmadan. Yani düşün sana, bunlar bana niye geliyor? Gelmediğini kabul et. Vesvese gelmiyor. Hakikaten ne kadar nakıs olur insan, ne kadar basit olur. Vehim gelmesi insanın zenginliğidir ya. Çarşı pazarıdır. Neler satılıyor orada. Vehim kötü mağazalarında. Kapalı çarşı İstanbul halt etmiş. Vehim meydanı var. Neler satılıyor, neler. Filmler var, tiyatro var falan. Yok. Yok yok. Mesela bir tane beni bindirdiler de onu da sizinle paylaşayım şeye. Cemil var ya, Cemil Kobal, Cemil. Onun kayınçosu bu şeyde, neyse isim vermeyeyim, Şişli'de bir AVM'de çok mühim o, parkın müdürüdür. Her şeyi şey yapıyor, hani biniyorlar, atıyorlar. Ya bir ziyaret ona gidince bana dedi ki, gözüne bir gözlük takacağız. O da acayip düşünce. Normal bir filme uzaya götürürken o uçak aynı yaşıyorsun. Koltuğu da öyle yapıyor, bağırana şey yapar. Baktım ki sihir yapılıyor. Yani sihri beyanı var ya, beyanda sihir. Gözde sihir yapılıyor. Aynen hiç böyle sana zannetmiyor, kendisi zannediyor. Ben denediğimi söylüyorum, bak yaşadığımı söylüyorum. Aynen o hissiyatlara soktu beni, beni de soktu. Yani trenden öyle tren şeyi, aynı o. Nasıl bloke ederim dedim. Aynı zamanda hem etkileniyorum, hem arkasına geçmeye çalışıyorum. Bu duygu beni lokomotif gibi çekmesin. Ben bunun arkasına nasıl geçerim? Etkileniyor, nasıl? Keyfi değil, heyecana götürdü, korkuya götürdü. Korkuysa arkasına geçmem lazım. Dedim ki burada bir sihir var, büyü var. Hayalimi büyüledi bu. Hayal kendisini aynı hakikat zannediyor. Ayet-i Kürsi ile arkasına geçtim, inanın. Ayet-i Kürsi okudum. O ne etkilenmediğimi, yani az etkiledim de, nasıl anlıyorum? O korku, o şey oluyor ya, o kalktı. Baktım ki sinemalarda, filmlerde, YouTube'larda, filmlerde aynı böyle sihir var. Sihir. Yani ben bunun için söyledim. Yani seyrettiğin şeylere haberin yok. Aynı bizzatı kendisi zannediyorsun. Elini sür bakayım, öyle değil. Ekrana bak, öyle bir şey yok. Ama derinlik var, odur. Hani aynı kendisine sor. O gözlük işte sana veriyorlar. Bir daha böyle bak diyorlar ya. O sihirdir. Yakin tahayyül eden akıllı furuşlar gibi senin gaybi haberlerini beğenmiyorlar mı? Gaybi kitapları mı var ki senin gaybi kitabını kabul etmiyorlar? Öyleyse vahye, mazhar, resullerden başka kimseye açılmayan ve kendi başıyla ona girmeye kimsenin haddi olmayan alemi gayb, kendi yanlarında hazır, açık tahayyül edip ondan malumat alarak yazıyorlar. Hülyasında bulunuyorlar.
böyle hadinden hadsiz tecavüz etmiş mağrur pot fırçların tekzipleri sana fütür vermesin. Zira az bir zamanda senin hakikatlerin onların hülyalarını zir üzever edecek. Şimdi burada öyleyse vahye mazhar Resulü'den başka kimseye açılmayan ve kendi başıyla ona girmeye kimsenin haddi olmayan alemi gayb dedi. O da üst mertebesi kaydediyor. Peki kelamın vahiy arasındaki kelam ilahi vahiy ilahi dönüşecek. Dönüşmeden önce orada kelam ve ayete dönüştüğü yerim alim gayb diyor. Ben bir şey sorabilir miyim abi? Ben şu anda meydan imtihanında mıyım? Muradını söyle. Evet. Tamam, bu bedihi. Evet. Evet. Ama bedihi ama diyemedi bakın bir türlü. Niye? Meydan imtihanındasın. Bana mı sordun? Ona sor. Size de ikinize de soruyorum. Ona sor. Muhatap ol. Meydan imtihanındayım ben. Tamam. Ama bugün. Mesela benim dünüm nerede abi? Yarın olduğu yerde. Alem-i gayipta. Evet. Peki o zaman benim bir tarafım, yani alem-i gayipta imtihanda mıyız? Alem-i gayipta olan yanımızda imtihan devam ediyor mu abi? İmtihan devam ediyor. Devam ediyor değil mi? Evet. Evet, anladım senin şeyini. Anladınız değil mi abi? Evet, ama onu herkes sormaz, soramaz. Kafur abi boş şey söyler mi? Evet. O sorulmaz. Soramaz adam. O farkındalık artmasıyla sorar. Dün nerededir diye soran adam, yarının nerede olduğunu bilen adamdır. Bunu sormazlar. Dün nereye gitti? Nereye koyacaksın? Hangi mekansız mekanda? Dün yok muydu? Diyorsun ki, kader inkar ediyor. Yarın geleceğim diyor. Yarın nerede ki? Sen güneşin sönmesine, batmasına yarın mı diyorsun? Yarın var mı? Nerede biliyor musun? Dün. Bu nerede? Dün de orada. Peki gelecek nerede? Bu neredeyse o da orada. Dün neredeyse yarın da oradadır. Çok tuhaf bir alem burası. Çok tuhaf. Yani, hakikatine gitti değil mi abi? Evet. Hakikatine gitti. Hakikat. Alemi gayb. Sağ alemi gaybe gidiyor diyor. Amelleriniz alemi gaybe gidiyor diyor. Aynı böyle sarı. Az önce Osman bir şey sordu ya abi. İki çeşit perde var dedi. Biri yansımaları topla. Biri de yansımaları kapatan. Açan kapatan. Açan kapatan. Sinema perdesi açığa çıkarır. Hı-hı. Ama başka bir perde üstünü örteriz. Şimdi Hasan abi o perdeyi düşünün. Sinemaya gittik. Filmi izliyoruz. Alemi gaybın yansıdığı taraftayız. Biz. Aynı perde, perdenin arkasında bulunan için aynı şeyi ifade etmiyor. Etmez. Şimdi o perdeye biz bir şuur versek, bizden ne fark oluyor abi? O perdenin mi? Evet. Onun üzerine cerrahi ediyor. Evet. Yani siz hatırlıyor musunuz arabadayken o bardak misalini hep benim de kafamda canlanan bir şeyi şey yaptınız. Hani Hasan abi böyle açılıp kapanan bardaklar vardır ya, evet. Bahsetmiştiniz ya siz abi. Kapandığı zaman bunu ezel olarak kabul edersek, açılıp kapanan bardaklar vardır ya, ben içeceği geçerim böyle halka halka. Kapandı. Bu ezel. Açtık. Her kademesi ebed. Ebed. Dersek Hasan abi. Muayyenleşti orası. Ezelin dışına hiç çıkmıyor. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yani demek istediğim şu ki, alem-i gayb aslında ezelin aynası mı abi? Arka tarafında ebed belki devam edecek fark ettiğin ölçüde. Ama alemi gayb, ezelin aynası. Bizde ezelin bir karşılığı yok mu? Biz ebed olarak şey yapıyoruz ama biz o perdeyiz. O perde var ya, sinema ışıklarının vurduğu perde. Arka tarafındaki kişi o perde için aynı yorumu yapmıyor. Ön tarafındaki kişi yapıyor. Şimdi o perdeye şuur verseniz, benden bir farkı olmuyor abi. Anlatabildim mi? İki tarafı açık. İki tarafı... Yani bir tarafı alemi gayb sanki ezeli aynadarlık yapan perde. Osman'ın yaz bunu. Tasdik gelsin ondan sonra. Ne dediğini bir de söyle. Alemi gayb ezele aynadarlık yapan perde oluyor abi. Alemi gayb ezele aynadarlık yapan perde.
düşmanda abi. O zaman o perdeye, o zaman ebed mi diyorsun? Arka tarafında... Alem-i şehadete ebed diyorsunuz mesela. Arkada... Şimdi alem-i şehadet, az önce Hasan abi bir şey yapınca benim kafam da biraz karıştı. Mesela imtihan meydanı dediğimiz zaman, imtihan meydanı burası. Alem-i şehadet imtihan meydanı değil o zaman. Çünkü mesela Hasan abi şöyle bir şey daha söylüyordu. Sen birkaç kere tekrarladın. Bugün ikindi namazının sünnetini kıldın, kıldın. Kılmadın, ezeli ebedi bir daha yok diyordu ya. Şimdi o biraz sanki şöyle oldu Hasan abi. Mesela Abdülkadir Geylani Hazretleri ayağını sanırım düzeltmiş değil mi abi büyük vaziyette? Yani Abdülkadir Geylani Hazretleri ayağını düzeltiyorsa benim o ikindi namazını bana engel olan bir şey var ki tekrar kıldırtmaya. Ama evet. Ayağını düzeltti. Düzeltilmediği de duruyor. Düzeltti de duruyor, düzelten de duruyor. Yeah. Ezeli ve ebedi gene olmaz. Perde hiçbir zaman, yani o sahne kaybolmuyor. Bak şimdi. Mesela kıbleye karşı ayağını uzatmıştı. Tamam. Geçti, telakki etti 90 sene sonra. Geçti o alemlere, baktı kendi filmlerine, düzeltti. Düzelttiği de duruyor mu? Düzeltmediği de duruyor, düzelttiği de duruyor, düzelten de duruyor. Evet. O yok olmuyor. Ezeli ebedi, artık ne yaptın sağ ol. Düzeltilmiş de duruyor. Ayağı kıbleye uzatmış, duruyor. Geldi birisi kendisi, düzeltti. O da duruyor. Ama neyin üzerine? Hepsi birbirinin üzerine bindirilmiş. Şu anda bir sürü radyo dalgaların üzerine bindirilmiş. Hiçbirisi yok olmamış ki. Burada kim vardı? Sen sizden önce oturan var mıydı Gafur daireye? Şuraya. İlk bina yapılınca siz mi oturdunuz buraya? Bilmiyorum. Ha, yani diyecektim ki o da duruyor şu anda. Evet. Tabii mesela bir eve girdiğiniz zaman derim, niye tebdili mekanda hayat vardır, rahatlık vardır. Evde durup dururken kavga çıkıyor kardeşim. Durup dur, onu yap, bunu yap olmuyor. Ya Amud-u Nurani'de sorun var. Altında üstünde lanet iş yapan var. Veya senin daha önce oturduğun o alemdeki, yani o dairede adamın temessülatları var. Yok olmuyor. Ne yapacağız kardeşim bu alemde? Onu boyayacaksın. Sıva yapacaksın. Yeni girdin daireye pis. Ya sıva yapacaksın. Ya boya yapacaksın. Harun'un işi. Kartopiyen ne yapıyorlar? Örteceksin. Kardeşim, niçin büyük zatları böyle eskide daha daire almadan, arsa almadan dolaştırıyorlardı? Orada koridor var mı? Manyetik alan var mı? Geçit alanı mıdır orası? Ben mesela Fındık Sade'de böyle bir alanı biliyorum. Mesela mezarlıktı. Gözümüzün önünde kaldırdılar. Mezarlığı. Ondan sonra ev yaptılar. Bizim yanımızdaydık öyle. Ondan sonra o binada çıkarken sonra hep merak ederdim. 1985. Rüştü abiyle beraber kalıyorduk. Şimdi o binada kalanlar o mezarı kattı. Şimdi o eski ecdadın mezarlığı. Namaz kılanlar hariç, namaz kılmaya vesaire hiç şansı yok orada Musur. Kesinlikle şansı yok. Neye benziyor? Sen burada yatıyorsun. İki de bir yukarıda oynuyorlar. Rahatsız ediyorlar. Sabır sabır nereye kadar sabredeceksin? Aynı öyle. Hani ölüleri ölün olsaydı, ölüleri ölü olsaydı, ölülerin hukuku, dirilerin hukuku olmazdı İslam hukukunda. Üzerine basmayın mezarlığın diyor. Hazreti Ali diyor ki, dünyada komşu çok önemli olduğu gibi, mezardaki arkadaşlarınız da komşu çok önemlidir. Niye öyle paldır küldüm Mekke'de medeniyetiyim diyorsun? Niye ben hocamla, abimle yatmak istiyorum ki? Komşu önemli. Evet. Hem o, affedersin, o evi mesela ne yapacağız? Badene yapacaksınız. Orada daha önce oturalım. Ne demek badene? Yani manevi badene yapacaksınız. Yani o evde sesli Kur'an okuyun diyor. Allah Resulü'nün hadisi var. Bazen şüphe takılır da kafasına. İyi insanları gezdirin evinize diyor. O zaman tak boyayı örtüyor. Kapatıyor, tamam. O örtülüyor, sıvazlanıyor. Öyle bir yer okuyacağım ki nasıl bir şeyle karşı karşıya
olduğumuzu ya insaniyetle ilgili. Hem insaniyeti verdi, o insaniyet ile o nimet-i vücut manevi ve maddi alemlerde inkişaf ederek insana mahsus duygularla o geniş sofralardan istifade yolunu açtı. Hem İslamiyeti bana ihsan etti, o İslamiyet ile o nimet-i vücut alemi gayb ve şehadet kadar genişlendi. Of, İslamiyetle. İslamiyetle alemi gayb ve şehadet kadar genişlendi. Alemi gayb, alemi şehadet kadar. Mesela bu nasıl olur diye namaz kılarken böyle bir hal olmuyor mu? Böyle tatlı bir şey böyle zevk. Bazen ya. İşte oradan besleniyorsun işte. Genişlendi. Buralı mısın? Buradasın ama buralı değilsin. Ha, genişlendi işte. Huzur. Öyle bir İslamiyet bize bildirmiş ki İslamiyet. Alemi gayb ve alemi şehadetin nihayetsiz hazinelerinden nur alır. Bir önceki genişlettirdiği alemi şehadet ve alemi gayb kadar öyle bir şey ki hem alemi gayb hem de alemi şehadetin nihayetsiz hazinelerinden nur aldırıyor İslamiyet. Yani insanın hakikatine bağlayan bir din verilmiş bize aslında. Mahiyetini neyle karşı karşıya olduğumuzu bilmiyoruz. Burası da çok ilginç abi ya. Bu acayip bir şey burası ya. Okuyacaksın ya. Evet. Gafur, dinle bakayım bak. O şurayı. İşte bu zat. Sen geri söyle önce bakalım. Hemen hafızamız gitsin oraya. Mesnevi Nuriye de Badırlan'ın sayfa 89'da. Biraz zor gidecek. Zor gidecek. Badırlan Mesnevi olmuş. Öyle mi? İşte bu zat. Alemi şehadette durup. Alemi şehadette durup. Bak Gafur abi dinle dinle. Bütün şahitlerin başları üstünde beşir ve nezir olarak alemi gaybtan aldığı haberi şehadetini yüksek sesiyle asırlar ve aktarların arkasına dizilmiş eciali beni beşere bütün kuvvetiyle ve kemal ciddiyetiyle gayet sükutuyla ve nihayet itminan ve kemal iman ile ya la ilahe illallah diyor. Şu anda da diyor ha. Öyle diyor. İşte bu zat, Resulü Ekrem Aleyhisselatü Vesselam için söylüyor bu. Alemi şehadette durup, bütün şahitlerin başları üstünde, beşir ve nezir olarak, alemi gaybtan aldığı haberi şehadetini, yüksek sesiyle asırlar ve aktarların arkasına dizilmiş, eciali beni beşere, bütün kuvvetiyle ve kemali ciddiyetiyle ve gayet vuskuyla ve nihayet itminan ve kemali iman ile, ya la ilahe illallah diyor. Beşir ve nezir. Evet. Pazar diyorsun. İki beşaret diyorum. Yani bu vahyi mi ifade ediyor? Alem gaybden aldığı şey vahiy değil mi? Evet. Alem gaybden aldığı vahiy. Alem şehadette durmuş. Bütün asırlar ve aktarlara bağlarak söylüyor. Bindirilmiş. İsteyen ulaşabiliyor yani. Ama kör ağzı cehalet perde olmuş. Şey gibi ya da İbrahim Aleyhisselam'a diyor ya Mekke'de iki tane kurmuş vadi. İnsanları çağır dünyadakileri. Ya Rabbi kim duyacak buradan diyor. Sen çağır ben duyuracağım diyor. Şey ya Safa ve Merve. Evet. Herkes gidiyor bak. Sıraya geçmişti. Ya. Sıraya geçmiş. Osman bir buradaki duygularını kapattığın zaman, duygularını buraya kapattığın zaman konuştuk değil mi? Ha işte onu ne dedi? Az önce de 28. Lema şey mektupteki Mülya Bahsin. Ha Mülya Bahsin dedi. Tevafuk etmişti. Evet evet evet. Hocam, hayırlı akşamlar. Geceniz mübarek olsun. Selamünaleyküm. Aleykümselam.
Şimdi 28 metrin başı hemen. Evet. Evet. Paralel. Orayı kapatıp açtı, şey ne diyorsa orada nereye pencere yaptı? Latife Rabbaniye, o bir taraf. O ne diyor? Alim Gayb mi diyor? Ona bak orada. Evet. Üçüncü kısım rüya ki... Buyur. Üçüncü kısım rüya ki rüyaya sadıkadır. O doğrudan doğruya, mahiyeti insaniyedeki latife-i rabbaniye, alem-i şehadetle bağlanan ve o alemde dolaşan duyguların kapanmasıyla ve durmasıyla alem-i gaybe karşı bir münasebet bulur. Alem-i gaybe olmuş. Vicdan bizi şuur işte. Yani buradaki duygularımızı... Osman bir şey diyeyim. Yok yani onu biz beraber evet. Sabah dersinde okuduk da evet. Tevafuk etmişti öyle. Evet. Yani duyguların kapanması aslında bir usta da orada rüyayı anlatıyor ama aslında sistemi anlatıyor. Yani sistemi. Mevzu rüya işte ama sistem anlatıyor. Alem-i gaybe geçiş yöntemini anlatıyor. Ha, yani onu dedik ha. Yani demek ki duyguları biz kapatabilsek alem-i şehadete bağlı duyguları kapattığımızda evet. Rüyayı öyle tanımlıyor. Evet. O latife Rabbaniye diyor, alemi gayba şey yapar diyor değil mi? Tabii, bak. Alemi rüya, alemi misale, misalin bir zıllı. Alemi misal de alemi berzahın bir zıllı. Yani gölgesi. Evet, alem şey, latife Rabbaniye, duygular kapanırsa, alemi gayba karşı münasebet buluyormuş. Al sana kayda. Evet. Bunu biz şeyde uykuyla yapıyoruz. Sen kendi internetini kapatınca Wi-Fi'yi açtığın zaman arıyor ya. Bunu kapattık. Arıyor. Hiç alakasız kaç iki binadan falan şey orayı buldum diyor. Evet o Latife Rabbani. Ondan sonra gireyim mi diyor. Gir diyorsun. Bu sefer diyor ki bak o şifreledi diyor. Şifreyi ver diyor. Şifreyi bul diyor. Sokmadı. Buldu ama. Gayiptir o. Nasıl buldu o? Alet buldu. Bu Latife Rabbani alemi gaybe karşı bir yol buldu. Ama şifren lazım. O duyguların kapanması ne demek yani? Öyle bir yöntem mi var? İlginç olan orasıydı yani. Evet. Aslında çaktırmadan orayı söylüyor. Evet. Hatta sen de diyorsun ki, demek ki biz duygularımızı kapatırsak o perde misali bir tarafı yansıtıyor, alemi gaybı olmuş, bir tarafında bir şey yok. Tamam mı? Yani bu tarafı duygulara kapandığı zaman demek ki artık alemi gaybı bakan yüzün kalıyor bir. Hala var da farkında değiliz. Benim alemi gaybı bakan yüzüm var. Bende zaten o. Gibi. Ama bu duygular olduğu için oraya müteveccih olamıyoruz. Bu duygular olduğu için orayı fark etmiyoruz fark biz. Etmiyoruz. Ben müşahede makamına geçer. Yani ilginç aslında. Yani yapıyı böyle çok şey... Mesela bir tane ifade var. Çok net bir ifade var ama... Yani şey mesela şöyle fark edebilirsin. Mesela şimdi biz neyle duyuyoruz? Kulağımızla. Şahadetteki... Evet abi. Şimdi birisi horlasa sen de horla duyarsın. Şimdi senin horlamanla öteki dairedeki rahatsız oluyor. Sen uykuda senin kulağın niye duymuyor? Hani neyse duymuyor. Peki rüya görüyorsun. Rüyada sana bir şey gördün, kişi bir şey anlatıyor. Sen bir yeri gördün, bir şey anlatıyor, bir yere gittin. Peki bu kulakla mı duydun onun konuştuklarını? Oraya gittin, oraları seyrettin, bu gözle mi seyrettin? Ha işte o gayb. Yani alem misal gayb. Alem misale geçiyorsun. Alem misal değil de, onun dairesi olan nevi misal değil de, yani gayb ya. Şimdi bakın, şunu vurgulamak istiyorum. Bir kulağın altında başka bir kulak var. Gözün altında başka göz var. Aklın altında başka akıl var. Düşüncenin altında başka düşünce var. Vehmin altında, vesvesenin altında başka vesvese vehim var. Yani ille ruh bu kulakla mecbur değil. Bu kulaksız da duyar, bu gözsüz de görür. Rüyadakiler gibi. Mecbur değil. Kapandı, bu kapandı. Uyku anında sıfırlandı. Ruh uyur mu? Ruh uyumaz. Ruh bedensel, uyku bedenseldir. Şimdi ruh ne yapacak? Sen uyudun. Ne yapacak boş ya adam? Nereye alakalı? Neyle merak ettin? Neyle münasebet kurdun? Gündüz neyle meşgul oldun? İşte şunlar şunlar diye ifade etmek istemiyorum batılı. Gece de baktın ki Allah Resulü'yle görüşüyorsun.
Yani oysa büyük zatlar gün o kadar acayip meşgul olmuş ki uyudukları zaman kopmuyorlarmış. Aynı devam ediyormuş dersine. Sonra kalktıkları zaman de o rüyada kaldığı yerde Musevi devam ediyor. Nasıl oluyor? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vahyin 40 cüzünden bir tanesi rüyada gelmiş. Gözüm uyur ama kalbim uyumaz, evet. Evet abim. Subhanallah. Var ya bizim de tanıdığımız birisi abi. Kur'an okuyor rüyada, kalkıyor aynı yerden devam ediyor. Evet. Yani o hakkımız işte ya. Aynı dedi iki defa oldu değil mi? Evet. Böyle acaba sanki normalmiş gibi anlatıyor bize. Ondan sonra nerede kaldı? Gece devam ediyor. Kalktı. Kalktığı zaman da ağzı onun devamını okuyor. Devam ediyor. Uyandığı zaman ezan okuyorsan. Yani işte teheccüdüne kalktı. Kalkıyor ağzı onu devam ediyor. Gidiyor ipi oraya koyuyor. Ve bu normal. Biraz önce de gelirken onu telefon etti değil mi? Telefon etti. Ya selam da söyledi yani. Aleykümselam. Bak diyorum ki ne kadar söyledik selam. Kavuz ya. Öyleyse şu dar-ı alem-i şehadetteki fena ve mevtin neticesi fena ve mevtin neticesi ancak gayb alemlerinin dairelerine bakiyane bir intikal ve safiyane bir beka olabilir. Yani ölümle meftle daha doğrusu alemi gaybın dairelerine bakiyane ve bir intikal ve safiyane bir beka oluyor. Her bir sinema perdesi gibi bizim de filmlerimiz oraya intikal ediyor. Ama hakikatiyle, suretiyle değil. Suretleri bırakıyor, birçok ilmi vücutlarla beraber oraya gidiyor. Hakikatiyle oraya gidiyor. Alem-i misal, alem-i gaybın bir alemi ya şubesi. Hepsinin genelinin adı. Alem-i genelinin adı değil mi? Tabii yani. Alem-i mana, alem-i mubsira. Hepsinin, genelinin hepsini ruh gibi ya. Öyle bir yer değil ya. Bütünseldir. Onun için alemle alem-i gayb farklıdır ya. Alem-i misal, alemi gaybin içinde bir şubedir. Alemi mana, alemi sıra, alemi kemi cezbedir. Ey kardeş, bil ki mahlukatın en zalimi insandır. Evet, onun eşedi zulmünden şu tek birisine bak ki kendi nefsine şiddet muhabbetinden dolayı onun nefsine ve zatına hizmetleri miktarından başka eşyaya bir kıymet vermiyor. Ne kadar zararlı. Ve ancak insana menfaatleri miktarıyla faide ve semerelerine bakıyor. Mesela bu derse geliyor. Ne faydası var? Ne diyorlar bunlar ya? Yani nefis içimizden diyor. Belki yeni gelenlere daha fazla diyor da. Ya böyle ne anlatıyor ona? Nefis diyor ki ne içine yarayacak yani? Nedir? Ölme nedir? Ancak neyle derler? Ya bana menfaata bakan tarafıyla anlıyor. Ya buralarda neler olduğunu, ruhuna neler olduğunu, şu anda senin öteki melekut aleminde neler kazandığını, neler sana sahiplediğini yani bir bilsen zaten. Evet, aynısını söylüyor abi bak. Evet. Ve hayatta iyiliği gaye yalnız bu hayat olduğunu zannediyor. Kella, evet her zih hayatın vücudunda akılların seziş ve kavranışından çok dakik Halık'ın birçok hikmetleri vardır. Peki hikmeti göremiyoruz. Kim bende oluyormuş? Şiddet nefis. Hikmeti görmeye engel. Yani o sinema perdesini açan ve kapatan durumunu o koyuyor. Bir düğmeye basıyor. Film vardı. Aa film gözüküyor. Adam bir o perdeye bir düğme basıyor, şekli değişiyor, gözüken film gözükmüyor. Şeye benziyor değil mi? Eskiden ortaokulda şey vardı böyle bir kartpostal gibi böyle, kırtasiye satardı. Çak çak yapardı. Değiştirirdi. Yok yok böyle. Ay baktım kuş uçuyor. Ya derdim içinde Allah Allah dereler var.
Almanya'da babam getirmişti böyle. Böyle bakıyorum, bir tutar bir kuş şeyi, derenin üzerine. Bir böyle çeviriyorum, kuş uçuyor ya. Aynı gidiyor, yer değiştiriyor ya. İnsan oldu ya. Peki bunu yapıyor, gaybı şehadete sıkıştırıyor, burada bu kafa kalkıyor, gaybı inkar ediyor. Ya. Bu kartpostalı yapan adam gaybı inkar ediyor. Sen onu öyle nasıl gizledin? Senin kafanda bu manaları gizleyen de böyle gizli işte. Diyor ki, öyleyse neden caiz olmasın ki? Burayı anlattı ya. Şu kısa ömürlü hayvanat ve bu çabuk zeval bulan hayvancıklar alemi misal ve berzah ve melekutun garaibi ahvaline mebadile mistarlar, bilançolar ve esaslar ve çekirdekler olsun. Hem alemi gaybtaki tasarrufatı kudreti rabbaniye için birer tecelliyat-ı seyale veya birer tereşuhat ve semerat olsunlar. Orada cennette bütün esmalar, bütün şarşal size tecelli etmeyecek. Ama bazı şeyler var ki dünya olmadan cennette o esmalar tecelli etmiyor mesela. Mesela hastalık. Evet. Değil mi? Cennette yok. Yani yok. Ne olacak? İşte ona, işte buradaki bu senin mazar olduğun, orada sevmediği manzaralar, o esmalar oralara tecelli edecek. Hasan abicim bir şey sorabilir miyim? Tabii yok. Hatta Hızır abi şöyle derdi, çok dehşetli bir adamdı. Hızır abi dedim, cennette hastalık yok dedim. Şafi nasıl tecelli edecek? Sen dedi, hep tecellilere alıştığın için dedi, hakikatını bilmiyorsun. Yani hastalık niye oluyor? Allah hastalığı vermiyor. Şafisini çekiyor, tepene hastalık biniyor. Cennette şafi nasıl tecelli edecek? Devamlı tecelli ettiği için hastalık olmayacak. Şuraya bak. Azami derecede. Tecelli edince hastalık onun için olmayacak. İşte zıtlar ayrılınca... Ama cehennemde benim dediğim de bu şekilde de olacak. Cehennemde o zaman sonsuz şey oluyor işte, ebedi oluyor abi işte o zaman değil mi? Ebedi oluyor. Ebedi oluyor. Ama benim dediğim de olacak, bu manzaralar sermedi manzaralar. Hastalık haletindeki şafi gözükecek ya, Allah'ın tecelli ediyor, şifa veriyor. Onlar da sermedi manzara. O Hızır abi melekütiyetten baktı. Doğru, bu da böyle. İşte insan oluşturuyor sermedi manzara. Ezele ebediyet veriyor. Çıkamadık ezele evet dersinde. Ya gafır sokuyor, konusu onun ya. Yok. Mehmet abi yüzünden. Mehmet abi yüzünden. Benim şimdi bu okurken hep aklın içine ceylan ettiği gibi. Evet. Akıl. Akıl ya. Şurayı da okuyalım inşallah. Bir sualim var. Buyurun efendim. Şimdi değil, okusun da. Oku da öyle yani. Mevcudat. Burası alemi gaybın böyle bize nasıl geldiğini, mektubatta senin ilgilendiren kısım galiba Osman abi 24. Mevcudat hususan zihayat olanlar vücudu suriden gittikten sonra baki çok şeyleri bırakırlar. Öyle giderler. İkinci demizde beyan edildiği gibi zat-ı vacibül vücudun kutsiyet ve istiğna-i kemaline muvafık bir tarzda ve ona layık bir surette hadsiz bir muhabbet, nihayetsiz bir şefkat, gayetsiz bir iftihar, tabiri caiz ise mukaddes, hadsiz bir memnuniyet, bir sevinç, tabirde hata olmasın, hadsiz bir lezzeti mukaddese, bir ferah-ı münezzeh, şuunat-ı rubiyetinde bulunur ki, onların asarı bir müşahede görünüyor. İşte o şuunat iktiza ettikleri, hayret numa faaliyet içinde mevcudat tebdil ve tağyir ile zeval ve fena içinde süratle sevk ediliyor. Mütemadiyen alemi şehadetten alemi gayba gönderiliyor. Ve o şuunatın cilveleri altında mahlukat daimi bir seyir-i seyran, bir harekat-ı cevelan içinde çalkanmakta ve ehli gafletin kulaklarına va ve ilahi firak ve zevali ve ehl-i hidayetin semine ve velvele-i zikru tesbihi dağıtmaktadırlar.
bu sırra binaen her bir mevcut vacibül vücudun baki şuunatının tezahürüne baki birer medar olacak manaları, keyfiyetleri, haletleri vücutta bırakıp öyle gidiyorlar. Hem o mevcut bütün müddeyi hayatında geçirdiği etvar ve ahvali, ilmi ezelinin ünvanları olan iman bin kitab mübin, lef-i mahfuz gibi vücudu ilmi dairelerinde vücudu haricisini temsil eden mufassal bir vücut dahi bırakıp öyle giderler. Demek her fani bir vücudu terk eder, binler baki vücutlar kazanır, kazandırır. Beşinci remiz mi? Evet, beşinci işaret. Şimdi söyleyebilir miyim abi? Hatırlıyor musunuz abi? Afyon'da bir arabanın arkasından giderken bir kamyonun arkasından yazmıştı ki olduğu kadar olmayan kader. Kader. İmam-ı Gazali'nin sözü. Öyle değil mi abi? Şimdi abi, şimdi şöyle bir tefekkürümüz olabilir değil mi abi? Ben 47 yaşındayım. Bana işte akıl bali olduğu zaman değil mi abi? Öyle değil. O günden bugüne kadar ben cennetimi oluşturdum. Allah ömür verirse atıyorum yani 10 sene daha yaşayacaksam 10 sene müddeti diye de cennetimi veya cehennemi oluşturmaya devam edeceğim. Benim tarafımdan bakılırsa şu anda meydan imtihanındaki gafur tarafından bakılırsa hiç yok. Belki bir geriye geçersem Hasan abi, bir geriye geçersem, hani diyorsunuz ya bazen bunu bıraktım bir geriye geçtim. Onun için şu zamana kadarki oluşturduğum var. Şu zamana kadarki oluşturduğum. Bir daha geriye geçersem artık oradan bu tarafa bakıyorsunuz abi. Bütünlüğü var. Yani benim cennetim şu anda hazır desem yalan mı? Değil. Kanuniyeti var, sureti var işte. Cennetimi hazırlıyorum desem yalan mı? Değil. O da doğru. Şimdi bende Latife-i Rabbaniye ve Latife-i İnsaniye var mı abi? Bir bendeki o, bir de ondaki ben var. Hasan abi. Bir bendeki o. Ne soracaksın? Şunu soracağım abi. O Latife-i Rabbaniye ile Latife-i İnsaniye, o perdenin iki yüzü. Hasan abi. Biri ondaki benim buradaki kapısı, biri bendeki onun buradaki kapısı. Latife-i Rabbaniye ve Latife-i İnsaniye. Çünkü kalp pencere seyreden Latife-i Rabbaniye onu seyrediyor. Mevcudatın pencereleriyle vacib olan vücuda bakıyorlar. Bunu Latife-i İnsaniye yapmıyor. Latife-i Rabbaniye yapıyor. Evet abi. Bitti mi? Şurayı da okuyamazsın bir şekilde. Tamam. Yani gayb. Gaybı şurada çeviren cihaz mıdır yani orası abi? Evet. O doğrudur. Şahit oluyorsun. Mesela Allah'ı görmek ehl-i sünnettendir. Ehl-i sünnet Allah'ı görün. Ama sen bunu görmeyi göze indirgersen, işitmeyi sırf kulağa indirgersen tabii ki işittiğini de işitmezsin. Mesela rüyada işittiklerini kulakla olmadığı gibi, rüyada gördüklerini bu gözle olmadığı gibi başka alt görüyor. O Latife-i Rabbani ne yapar? Mevcudatın pencereleriyle kalp penceresiyle bakıyor. Nereye bakıyor? Vacibül vücut. Baktığı şey şahit olmuyor mu? Evet. Kendisi şahit ediyor, şahit oluyor. Ne yaptı? Allah gaybul gayb değil mi? Gaybı şehadeti taşıdı işte. 15. şurada da var. Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, alemi gaybi alemi şehadeti taşıdı diyor. Şimdi senin latife-i Rabbaniye de gaybi alemi şehadeti taşıdı diyor. Yani Latife-i Rabbaniye'de olan onun buradaki durumu. Ona seyrediyor ya. Evet, evet. Ama Latife-i İnsaniye o ise buradan orası. Şöyle de söyleyebiliriz abi, özür dilerim. Mesela bir kapılar var değil mi? Bab-ı İnsaniyet. Evet, o burası. Bir de pencereler var değil mi abi? Hı-hı. Değil mi? Birinden orayı seyrediyorsun ama burada. Evet. Birinde de geçiyorsun. Evet. Birinde de geçiyorsun yani abi. Kapıdan geçiyorsun. Kapıdan geçiyorsun. Şimdi
kalpte latife-i insaniye var, konumuzu değil. Vicdanda latife-i rabbaniye var. Şimdi bab-ı insaniyet denilen insan değil bu. Bab, alem yani, insanlık alemi. Onun 19 tane sıfatı var. Yani o oranın şey. Oraya çıkabilmesi için insan 218 şualarda insanın tarifi var 20 vecihle. Ne kadar beşeriyetten, karmalıktan sıyrılırsak o kadar insan oluyoruz. İnsan olunca bab-ı insaniyete giriyoruz. Peki o bab-ı insaniyete girme nispetinde ne oluyor? Latife-i Rabbani oraları seyrediyor. Latife-i Rabbani alim-i gaybı değil yani. Vazifesi. Alim-i gaybı seyretmek değil. Vacib-ül vücuda bakıyor. Mesela ona da bir şey vereyim sen. Namazdasın. Bazıları diyor ki Allah görmüyor. Görüyor da örtüyor cehaletinden. Mesela namazdasın. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bir tatlı bazenhal olmuyor. Nedir o? Allah'ın seni onaylamasıdır. Zaten onaylı ama ileri bir seviyede. Yani o haz, o huzur, hazır olduğu için huzur oluyor sende. Bu nasıl oldu? Latife-i Rabbaniye'nin uyanıklığıyla oluyor. Yani Latife-i Rabbaniye Allah'ı görüyor işte. O hazır olduğu için huzur oluyor. Latife-i Rabbaniye bu. Buna şahit olan Latife-i Rabbaniye. Peki niye şahit oldun? Bu hakkı niye aldın? Latife-i İnsaniye'nin inkişaf ettiği için. Ben size ey melekler demedim mi ki tahkikan ben semavatın ve yerin gaybını, örtülü esrarını bilen bir alimim. Ve sizin gerek izhar eylediğinizin, gerekse saklı bulunduklarınızın tamamını bilmekteyim. Melekleri diyor. Yani Cin suresinde neredeydi bu? İşaret-i Caz. İşaret-i Caz'da geçiyor da. Semavat bahsinde geçiyor. Burada neyi not alabiliriz? Demek ki alim ismine mazhariyet nispetince alemi gayba geçebiliriz. Çok harika. İyi bir çıkarım bu. Alim ismi. Bütün dersin en net çıkarımı buydu. Değil mi Zaki abi? Evet. Maşallah. Zaten herhalde yazmış gibi geliyor bana. Alim ismi, ilim sıfattır. Hakikati alim esması. Bak şimdi alim esması. Sıfatlar kendilerini esma ile ifade ettiği zaman ilim alim olarak gözüküyor. Evet, mesela hay, muhi olarak tezahür ettiği gibi. Güzel. Cin suresinde de o bütün gaybi bilendir. Gaybe dair ilmini ise hiç kimseye açmaz. Ancak bir peygamber olarak seçtiği müstesnadır. Cin suresinde mi? Evet. Öyle. Bir de şu dağlarla, şu bu fıkrayla dağlardan nebaenede Nil-i Mübarek, Dicle ve Fırat gibi ırmakları hatırlatmakla taşların evamili tekiniye karşına kadar harik kanuma ve mucizevari bir surette mazhar ve musahar olduğunu ifham eder. Ve onunla şöyle bir manayı müteyakkız kalplere veriyor ki şöyle azim ırmakların elbette mümkün değil şu dağlar hakiki menbaalar olsun. Çünkü faraza o dağlar tamamen su kesilse ve mahruti birer havuz olsalar o büyük nehirlerin şöyle süratli ve kesretli cereyanlarına muvazeneyi kaybetmeden birkaç ay ancak dayanabilirler. Ve o kesretli masarife karşı galiben bir metre kadar toprağa nüfus eden yağmur kafi varidat olamaz. Demek ki şu enharın nebanları adi ve tabi ve tesadüfi bir iş değildir. Belki pek harika bir surette Fatır-ı Zülcelal onları sırf hazine-i gaybtan akıttırıyor. İşte bu sıra işareten bu manayı ifade için hadiste rivayet ediliyor ki o üç nehrin her birisine cennetten birer katre her vakit damlıyor ve ondan bereketlidirler. Hem bir rivayete denilmiştir ki şu üç nehrin menbaaları cennettendir. Şu rivayetin hakikati şudur ki madem esbab-ı maddiye şunların bu derece kesretli nebeanına kafi değildir. Elbette menbaaları bir alemi gaybtandır ve gizli bir hazine-i gaybtan geliyor ki masarif ile varidatın muvazenesi devam eder. İlahi. Evet, burada şey yapalım.
O zaman bunu şöyle hulasa yapabilir miyiz dersin son olarak? Alem-i şehadet, umul batına, ondan sonra alem-i gayb melekutiyet. Böyle bir sıra bir şey yapabilir mi? Yani düşündün mü? Hangisi hangisini örtüyor? Yani melekutiyet mi daha cami, gayb mı? Melekutiyet daha da ileride. Melekutiyet derse başlamadan önce ne dedin sen? Melekutiyet kanuniyet. O alem-i gaybtaki bulunan hakikatleri, farklılıkları, farklı hakikatleri, farklı hakikatler bütün kanunla bir arada tutar. Peki ezber olmasın. Kanunlar, cevherler alemi neresiydi Osman, hatırladın mı? Kanunlar, cevherler. Kaynak itibariyle. Arş-ı azam. Peki gayb nereye kadardı? Arşa kadar. Arşa demek ki kapsayıcı melekutiyet. Evet. Çünkü malikiyetler, mülki maliketi, meleklere iman oradan geliyor. Yani meleklere vücut halicileri bunlar eşyadır. Melekutiyetleri, o zaman alem şehadet, evet, kesafetten, umur-u batına, alem-i gayb ve melekutiyet. Melekut ama hep şey demiştik, durduğumuz yere göre değişir diye. Yani değişir alem-i tabii. Gaybı, arşın hani şeyi, ama mülk şurası melekut, yani melekutiyet, her durduğun yere göre bir aşağısı bir yukarısı melekut olabilir diyorduk. Yani o sanki oynak bir tarif gibiydi. Yok, sabitlediniz şu an. Yok, sabitle değil, daha kapsayıcılığı anlattım. Yani şuraya kadar gelir demedim. Mesela melekutiyet en ötelerde, en cevher ama burada zaten dalgınlık sağlamış. Mesela cennet 7 kat semanın üstünde değil mi? Ama celal ve celal tecellisi olarak cennet cehennem her yerde. Yani melekutiyetin mahiyeti, hakikati, kanuniyeti, sureti ya, sureti alim şehadettedir hep böyle. Yani kapsayıcılığı, yani mahiyetlerini konuşuyoruz hakikatten değil. Mesela alemin gayb arşa kadardır dedik. Mesela beşeriyet kürse kadardır. Mesela esmaların perdesiz tecelli etti arşa kadar. Ondan sonra sıfatlar. Mesela Allah Resulü oralardan da geçtiği halde kab-ı kalbisine kadar. O zaman bu alemleri öyle kesafetten, yani mahiyette kaynak itibariyle dalbudak salmış. En latif olan, en kesifte de kendi, mesela melekutiyet burada da var. Yani sureti kendisini bir şekilde ifade etti. Ha kalem, kalem melekutiyet eşyanın vücud halicisi çıkmış. Ama biz mesela yattığımız zaman uyku dediğimiz şey, alem-i şehadette alem-i misal arasında bir berzah var ya, lef-i misali bedenimiz. Oraya geçiyoruz, levaları görüyoruz. Gelmeye hazırlanacak kader levalarını görüyoruz. Daha olmadan, ben diyor, usta diyor ki en az diyor 40 defa olmuştur. Daha gelmeden levaları gördüm, ertesi gün oluyor dedi. Rüya var ya. Rüya. Mesela Yusuf Aleyhisselam rüyasını anlatıyor. Ama aynı dediği gibi öyle olmuş. 7 sene kıtlık olmuş vesaire. Yani dediği için olmamış, geleceğini gördüğü için söylüyor. Demek ki muayyendir o hadiseler. Yani şimdi ruhun cevheri var değil mi? Ruh cevherdir. Evet. Cevher. Ruh biliyoruz arş-ı azamdır. Sıfatın en azametleri. O zaman her şeyin cevheri itibariyle, ki bunun da cevheri var. Arş-ı azam. O zaman şöyle olabilir. Alemi gayb, alemi şehadet, umur-u batına, çünkü Brahmanlar da gidebiliyor, Mutezileler de geçebiliyor. Oradan biliyoruz. İlledin şart değil. Umur-u batınaya geçmek için kuantum fiziğine Müslüman olmak şart değil. Cinlerle mulakka olmak, cinlerle görüşmek, cinlerle çafirlerde konuşuyoruz. Bütün istihbarat daireleri cinlerle iş yapıyor. Mossad yapıyor, MI6 yapıyor. MI4 yapıyor, KGB yapıyor, CIA yapıyor, tamam, yani MIT yapıyor, cinlerle iş yapıyorlar. Hala bizimkiler bayağı, yani hani şey, cahili cühella, adam onlarla istihbarat yapıyor, savaşta kullanıyorlar, teknolojide kullanıyorlar.
Yani burada kullanıyorlar, bunu bulmakta da kullanıyorlar vesaire. Ha demek ki alem-i şehadet umur-u batına cinlerin bulunduğu yer. Sonra alem-i gayb, sonra alem-i melekut. Abi bir misal verebilir miyim? He. Bu olur mu acaba diye. Şimdi önce şunu sorarak devam edeceğim. Abi bir ruhun her yerde olması mı daha zordur yoksa bir yerde olması mı daha zordur? Bir yerde olması zordur. Bir yerde olması daha zordur. Yani her yerde olan bir şeyin bir yerde tutmak. Tamam. O halde abi... Yani bedende ruhun durması zordur. Ruhun her yerde olması alemi gaybe bakar abi. Ruhun bir yerde olması melekütiyete bakar abi. Melekütüdür. Ruhun bir yerde olması melekütüdür. Mesela şöyle söyleyeyim abi daha şey bir örnek. Yine sizin misalinizdir ya odun. Hasan abi odunla baktığınız zaman dumanı görmüyorsunuz oduna bakarken. Isıyı görmüyorsunuz. Nuru görmüyorsunuz. Narı görmüyorsunuz. Dumanı görmüyorsunuz. Değil mi? Görmüyorsunuz. Çıkan külü görmüyorsunuz. Evet görmüyorsunuz abi değil mi? Bu alemi gayiptir. Ama ondan daha camidir, dumanı, narı ve nuru bir arada tutmak. Dumanla nuru bir arada tutmak. Bir arada tutmaktır, o da onun melekütüdür işte abi. Hmm. Yani sanki şey doğru gibi yani. Evet. Çünkü melekütiyeti eşyanın melekütiyeti, hakaik eşyayı sabit edin, sabit bir hakikati kesmen arkası. Yani ruha da müstakil zati bir cevheridir diyor. Tamam mı ruh? Hayatı müstakil ve zati bir cevheridir. 336 elemalar. Yani cevher itibariyle ondan sonra evet yani melekutiyet. Ama o şeyin kökeni orada da alem-i şehadet. Tamam mı? Bak sağlık zaten. Her tarafı ihata etmiş. Tamam mı? Alem-i gayb. Her tarafı ihata etmiş. Alem-i şehadet. Birbirinin üzerine indirilmiş. Yani bugün güzel bir tespitim vardı. Daha önce söylemiştim ama bu hayat tabaka insanı çıkarsa nasıl üstü açılıyor diye de böyle güzel şeyler. İnşallah derste de kullanacağız. İnşallah. Biliyoruz. Güzel bir şeyler. Yani Allah hepinizden razı olsun. Amin. Herkesi tebrik ediyoruz. Hasreten dersi güzel hazırlandı. Çok güzel. Amin. Değişik bir ilahiyetleri yaşattı. Vesile oldu. Amin. Sebep oldu. Mehmet kardeşe teşekkür ediyorum. Amin. Son olduğu için. Diğer ders hazırlayan kardeşleri de en kısa Ankara'yı bu zamanda gelip derslerini takdim etmelerini de bekliyoruz. Evet. Fatiha, Besmele'yi kim çektiyse Fatiha ona yakışır. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena innaka entel alim. الحكيم والآخر دوام الحمد لله رب العالمين الفاتحة طمع الصلاة